aynı şeyler mi? Aralarında bir denklik ilişkisi var mı? Neyse devam edelim. Başka? Mesela insanların gösteriş malları, statü mallarına olan tutumları veya ihtiyaçlarının sürekli yeniden tanımlanması, genişlemesine dair yaptığı yorumlar keza bu sefer tüketimin antropolojisi üzerine gözlemler. Çok ilginç bir şeydir, onu severim. Mesela Afrika'da bir kabileyi anlatır. Kitabın adı budur, yazarını unuttum. Tüketimin Antropolojisi, Dost Yayınları'ndan çıkmıştır. Yeşil bir kapağı var. Anlatır uzun uzun, güzel güzel. Afrika'da bir kabile yarı yerleşik bir hayata geçmiş. Yazları bir yere gidiyor, kışın bir kasabadalar. Yani yaz kış çok fark etmiyor gerçi orada ama. Neyse. Bunlar da bu 24 çarpı yemek takımları vardır ya, bizde de hani 12 çarpı meşhurdur. Her şeyden 24'er tane. 24 çatal, 24 bilmem ne, 24 kase, 24 tabak, 24 servis tabağı vesaire. Devasa güzel porselen takımlar var. Evde ondan sonra bir şeyin içinde duruyorlar. Cam ekenli bir işte bu vitrin denir ondan. Neyse hiç kullanılmıyor. Ama evlenirken bundanınız olacak. O vitrin olmadan evlenemiyorsunuz. Evlenirseniz ayıplıyor millet. Değil mi diyorlar? Sonra deprem oluyor. Yani deprem olmuyor. Yani olabilir, evet. Yani kötümser olma o kadar ama. Ondan sonra yıl dönümü. Bugün de yıl dönümü. Nitekim acı bir zamandı o. Yani tekrar olmasın umarım ki. Şimdi şöyle bir şey var. Bu niye alınıyor? Statü, çünkü statü göstergesi. O şey vitrinli şeyi almadan olmuyor siz işte. Başka türlü evlenemiyorsunuz. Kız vermiyorlar adama yani. İşte şey olacak. Hediyelerde o olacak. Peki. Şimdi antropolojik olarak buna bakıyorlar. Antropoloji insan kültürüyle ilgileniyor. Kültürün bir tanımı yok bu arada antropolojide. Kültürü işte teşekkül eden her neyse o kültürdür. Kültürel özellikler, cultural traits dediğiniz şeyleri inceliyor. Oradaki traitlerin arasında bir tanesi bu. Bugün aynı şey, hani ihtiyacınız nedir denildiğinde benim musakka olayına gidiyoruz. Sabah bir orada bırakmıştık, hatırlıyor musunuz? 10 çeşit yemek yapabiliyoruz. Çünkü ben bir şey anlatırken karnım acıktıysa yemek örneği vermeye başlıyorum. Bir şekilde dersimi alanlar biliyor. Hocam acıktınız mı deyip oraya uzatıyorlar böyle. Ondan sonra. Şimdi tüketimin öyle bir boyutu var. İhtiyaç midemin 1.3 litresiyle her neyse o, bilmiyorum litresini atıyorum tabii. Onunla da sınırlı değil. Her ne tanımlıysa o karşıma geliyor. Şu açıdan bakarsak, hani o evlerimizdeki devasa buzdolaplarına da ihtiyacımız olmayabilir. Oturma grubumuzda 602 kişi, haftada toplam 3 kişi misafirimiz oluyorsa o müthiş 8 kişilik oturma grubuna da ihtiyacımız olmayabilir. İhtiyaç ne diyorsanız artık günümüz toplumunda ihtiyaç, insanlar krediyle veya kendi öz imkanlarıyla her neye güç yetiştirebiliyorlarsa artık o ihtiyaçtır geliyor. Çoğu statüdür, doğrudur. Ve deprivation diye bir şey var, yoksunluk, yoksun kalma. Yoksunluğun göreli tanımında toplumlar arasında veya aynı toplum içinde bireyler arasında şunu görüyorsunuz. Bizde var, onlarda var, bizde niye yok? Bu keep up with the Jones derler, Jones'larla işte yarıştırmak dediğimiz kendini hadise. O orada eğer aynı gelir veya kültürel, işte sosyokültürel grubun içindeki diğer referans kişilerimiz, sizin o şeydir, referans grubunuzdur, belli bir şeylere sahipse, o sizin içinde ona sahip olma dürtüsünü getirir. Dolayısıyla hani bunu bir ahlaki manifestoyla düzeltmek derseniz, onda bir cevabım yok ama şimdi Metin Hoca'da böyle bir vurgu vardı, onu bir kenarda tutalım. Artı daimi kar, sürekli genişleme ve sermayenin büyümesinin amacı nedir? Sermaye büyüdüğü için büyür. Büyümezse sermaye olmaz. Tanımsal olarak öyle bir şey dedik, doğru mu? Ve daha ilginç bir şey söyleyeyim aslında. Sermayenin daimi olarak büyümesi sadece kapitalist bir toplum içinde geçerli değildi aslında 20. yüzyılda. Yani aynı şey reel sosyalizm tecrübesini işte hayata geçiren hani Sovyetler Birliği için de çok farklıdır. Büyümek için veya kimi zaman sadece rakibiniz büyüdüğü için büyümek zorunda kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla şey değişmiyor. Ahlaki bir manifestoya dönmek o anlamda bilmiyorum. En azından ekonominin şimdilik, hatta yer yer felsefenin bile etki alanının dışında sayılabilir. Bana sorarsanız. Ama şimdi Metin Hoca'yı buraya koyalım. Burada Metin Sarpati var. Burada Mustafa. Bir daha. Sönmez Hoca'yı koyduk. Burada da Serdar Sayalı koyduk. Seyfettin Hoca'yı da koyduk. Seyfettin Hoca'yı ben tam dinleyemediğim için orada saygılar duyuyorum sadece. Dinlediğim 3 kişinin üzerinden gidiyorum. Dün de etkilendiniz sunumdan bence. Öğleden sonra katıldınız çünkü ben sizi izliyordum da biraz böyle stalkerlık ettim yani. Hani ortada dolaşıyordum. Çok arada geyik falan yaptım ama lafa girmedim hani. Bir amacım şeydi. Şuradaki şu bir saati belki derleyip toplamak. Orada güzel bir şey vardı. Felsefi yakınlıklar kurmakla birlikte Metin Sarfati'ye
genel olarak konuşuyorum. Hocam ben o değilim ben falan demeyin yani. Hı. Tamam değilseniz değilsinizdir. Suçlama yok zaten. Burada felsefi paraleller kurdunuz. Hoşunuza gitti. Lanet olsun kapitalizme falan dediniz içinizden şöyle bir hani böyle bir iç duygulanması oldu. Ben biraz şey yaptım. Sen biraz içten tabii sen para kazanacaksın kapitalizmden. Ya. Ondan sonra burada da dün otomasyonu dinlediniz. Market hoşunuza gitti bir şekilde. Yani hani herkes kendine itiraf etsin. Giriyorsun. O of mis gibi. Öndekine derler. Adamın iki saat İşte ne derler, sırayı tıkaması, ay bir şey unutmuşum, bir de salça alacaktım, hanım telefon etti demesine katlanmadan Amazon Go'dan malları topluyorsunuz, sepete atıyorsunuz, hop gidiyorsunuz, sonra bir bakıyorsunuz, onay şeyiyle onaylıyorsunuz, ödeniyor, mis gibi falan. Bu hoşumuza gitti belki. İşte efendim sarımsaklı işte sos ister misiniz diyen bir kasiyer yok, onun yerine kioskta hallettiniz. Burgerleri makine çevirdi vesaire. İşe işte roketle gittiniz, ondan sonra falan, süpersonik şeyler falan oldu hani. Şimdi aslında bakarsanız Salı günü paralellikler kurduğumuz Metin Hoca ve dün sevecenlikle yaklaştığımız sorular sorup katıldığımız Serdar Hoca çok zıt şeyler söylediler. Ufak paralelleri olsa da bir tanesi kapitalizm biraz kötü bir şey dedi ama hatta pastayı büyütmek çok yüceltiliyor dedi. Şimdi öteki de dedi ki bu pasta büyüyor bak ne güzel de büyüyor. Yan sorunlar çıkacak ama pastanın büyümesiyle bir derdi yoktu değil mi? İkisini de suçlamıyorum. İkisi de hocam sonuçta. Ama şey var, bir yerde bir terazi kurmak gerekiyor. Bu düşünsel şeylerden biri açmazlarda. Şimdi soruyu ortaya atıyorum, cevaplayalım, cevaplamayalım, açılır birazdan. Belki yediğim, eğer takdir edip şey yaparsanız, bir 15 dakika geçeriz. Okey derseniz. Patronlar ne der bilmem. Biz ne istersiniz? O zaman okey. Şimdi bir şey daha. 2009, ne zaman oldu Lehman krizi? 8. 15 Eylül. 15 Eylül. Krizin adını nasıl koydular? Amerikan hazinesiyle Merkez Bankası yan yana geldi. Zaten görüşürler. Ve dediler ki biz bu Lehman biraderleri kurtarmayacağız. Aslında şunu dediler. Elimizdeki imkanlarla biz bunu gideremiyoruz bu sorunu. Ya da gidermek istemiyoruz. Krizin deklarasyonu budur. Eldeki araçlarla, bunu önceden anlattım mı bilmiyorum. Yok anlatmadım zannedersem. Sabah söylemediysem söylememişimdir. Elinizdeki araçlarla, kurumlarla. Kurumlar derken binaları ve kişileri düşünmeyin. Douglas North vardır rahmetli. Douglas North'un kurumsal vizyonunu alalım. Kanadalı iktisatçıdır. Douglas C. North. İşte geçen sene, ondan önceki sene rahmetli oldu. Douglas North'un bakış açısıyla bakarsak kurumlar kısıtlardır. Elimizdeki kısıt yapısı bir kişide kristalize olabilir, başkanda. Bir kurumda bina hani binasıyla, kurallarıyla var olan her neyse çeşitli şekillerde kristalize somut hale gelebilir. Şimdi bunlar eğer elimizdeki bir problemi çözmeye yetmiyorsa bu bir krizdir işte. Antik Yunan'da bu olduğunda tiran diye bir adam getiriyorlardı. İşte ya da sizin Roma'da diktatörünüz geliyordu. Aynı şeydir bu. Çözemiyoruz. Bir tiran gelir. O tyranny oradan gelir. Bu tiran gelir, ortalığı yıkar, züccaciye dükkanında bir fil gibi hareket eder. Vaziyeti çözer, asar keser, işini bitirdiği zaman da gider. Herkes teşekkür eder ve kimse sevgiyle anmaz. Ya. Ne oluyor? Arı sandıkla drone'muş ya. Wow. Arıysa kovar çünkü. Ben de dedim öyle bir arı olmaz. Hayır arıysa bu feci bir arı olmaz. Siz parfümü getirdiniz. Şimdi eski krizler de öyle adını buldu. Şimdi de elimizdekiyle çözemiyoruz. Bu bir kriz. Hani işte sevdiklerimizle olabilir. Ne derler? Artık bu ilişki yürümüyor. Nasıl kurtarabilir? Ya kurtaramayız deyip bu bir kriz işte. Bu bir kursal kriz mesela. Yürümüyor diyorsunuz. O da kriz. Ve krizlerin hani ya görmezden gelirsiniz ya şey. Şimdi ikinci bir soru. Bir kriz oldu. Orada Metin Sarfati de Serdar Sayan da aynı şeyi söyledi. Muhtemelen kuşak özellikleri örtüştüğü için. Allah Allah. Dronlar arıları çağırıyor demek ki. Neyse. İkisinin uzlaştığı bir şey vardı. Krizlerden sonra devletler atıl kalmamalı dediler. Yanlışım yok. Yanlış duymadım. Bunlarla. Yani benim görüşüm de ona uyuyor. Hatta öğlen yemeğinde konuşurken yine bir arkadaşımız dedi. Aa devlet eğer atıl kalacaksa o zaman onun varlık sebebini. Şimdi devletin tanımına, onun nasıl teşekkür ettiğine falan filan bakmayacağız. Sabah biraz değindik ama. Nihayetinde benim de şeyim o sosyal devlet veya bir şekilde kriz etkilerini yumuşatıcı her neyse sosyal sorumluluklarına sahip çıkan bir devlet, liberal bir düstur benimsese bile tercih sebebi. Orada da çok tanımsal gidiyorum diyebilirim. Hani kriz çıktı, oluruna bırakalım. Ekonomi kendi dengesini bulur mu?
bulur, inanın bana. Yazdığım denklem var ya, az önceki. Ama arada enzir. İşte sorun şu, bulur mu sorusunun cevabı bulur. Kaç zaman sonra? 1/θ zaman sonra bulur. Güvenin bana, bulacaktır yani. O teta küçülür, büyülür ama bir zaman sonra dengeye gelir. Peki, sorunumuz şu. Yaklaşık 6-7 seneye yayılan bir durgunluk ve belirsizlik haline izin versem ben. Süper liberal takılıyorum yani. Sizce kaç kuşağı harcarım? Yani sene başına bir ya da 1,5 sene başına bir kuşak saysak, kabataslak, bir 4 kuşağı çok incitmiş olurum gibime geliyor. Eğitim imkanları, iş imkanları vesaire içerisinden. Dikkat edin, aynı kişilerden bahsetmiyorum. Yani ilkokul çağındaki 4 kuşaktan da, lise çağındaki 4 kuşaktan da, o esnada üniversiteyi bitirmiş veya erken kariyer yıllarındaki 4 kuşaktan da bahsediyorum. Belki 12 kuşak diye saymak lazım. Neyse, 12 yıl, 12 kohort diye saymak lazım. Belki biraz duygusal, belki şey ama hani siyasi duruş olarak benim şeyim, buna el atmak gerekir. Hala bu analizden ihtiyaç vardır. Çünkü düzelme süresini bilmeme ihtiyaç vardır derim. Şimdi başka, size dönersek, mesela Türkiye tartışmalarını da yapıyoruz. İşte bu krizi elle mi yarattık? Doğru, kısmen öyle. Siyasette işte siyasi ajanda, ekonomik ajandanın önüne geçti. Bu çünkü çok sık getirilen bir şey. Ben orada her ne kadar neoklasik araçlarla veya onun sayısal araçlarıyla iş görsem de hani siyasetle ekonomiyi ayıranlardan değilim aslında. O konuda biraz daha belki hani Marx ve sonrasını yakın sayabilirim. Siyasetle ekonomi birbirinden ayrıştırılacak bir şey değil. Ama zaman çerçeveleri var. Siyasetçinin zaman çerçevesi, iktisadın finansal zaman çerçevesi ve iktisadın reel zaman çerçevesi birbirinden farklı zaman çerçeveleri. Arada eğitim şart geldi mesela. Bu hep gelir ve Türkiye'de benim herhalde en ifrit olduğum konulardan biridir. Eğitim şart abi lafını duyuyorum ve kaçarım oradan ben. Eğitim şart, ben de bir şey yok. Eğitim şart olduğunu biliyorum ama çok kötü. Nasıl şart? Yani Gary Becker duydum mu? Duymadım. Analiz yapmış. Neyse. Duyma neyse. Peki nereye yatırım yapmalı eğitimde? İşte ekseriyette burada cevap şudur. Çok yüksek doktora veren bilmem ne imkanlar sağlayan kurumlar değil işte. İlk öğretim, okul öncesine yapılan her bir TL'lik harcamanın uzun vadeli dönüşü daha fazladır. Şimdi cevap geliyor. İyi yapalım, süper ilk öğretim kurumları, milli eğitim sistemi, hatta milli ise olmasın eğitim sistemini yeniden bir kurgulayalım. Getirileri ne zaman karşınıza çıkacak ilk defa? İlk gözlenebilir çıktıları ne zaman alırsınız? En az 20 sene sonra. 20 sene diyelim. Peki, sabah söylediğim bir şey var. Aklınızda tutmuş olmanız şart değil. Sözlü vesaire yapma yetkisinde değil nasıl olsa. Ama şeyi hatırlıyorsunuz, hiperbolik diskonto. 20 sene sonra öleceğim bile ve sigara içen bir adamdan bahsediyorsunuz. Benim rasyonelitemi sınırlayan şeylerden biri odur. Hiperbolik iskonto şemaları. Eğitim sistemine yönelik yatırımlarla ilgili olarak da hangi hiperbolik iskonto söz konusu mu? Hele ki siyasilerden bahsediyorsak, büyük ölçüde cevap evet. O zaman eğitim sistemine dönük yatırımları hakkaniyetle, aklı selimle yapabilecek bir iktidar aramak o bir soru olarak yine ortaya çıkıyor. Mümkün mü, değil mi? Yani bugünü belki akşam yemeğiyle aranızdaki tartışmalara taşır. Ama kafamda hep yer etmiştir o soru. İyi bir eğitim sistemi tasarlayamamanın temel sebeplerinden biri bu hiperbolik iskontonun toplumsal bir hastalık haline de gelmiş olması. Bunu bazen şöyle ifade edersiniz. Devlet politikası ayrı, hükümet politikası ayrı falan dediğimiz şeyler vardır ya işte. Kalıcı bir devlet politikasına dönmesi davranışsal yeni bir kodlama gerektiriyor. Ve davranışsal iktisatçılar diyorlar ki, bu yeni bir bu arada, çok aşina olmadığımız yeni yeni okullarda güzel araştırmacıların da olduğu bir alan. İlkent'te bir hocamızı tanıyorum, İlkent'te. İşte Bilgi Üniversitesi'nde bir hocamız vardı, davranışsal çalışan. Boğaziçi'nde Murat Yılmaz var. Ceyhun çalışıyor mu davranışsal? Yurdal çalışıyor. Mehmet Yiğit Yurdal çalışıyor. Sizde Ankara Hocan çalışıyor. Evet. Yavaş yavaş böyle güzel Koç Üniversitesi'nde Seda Ertaç var. Yani daha sonra bir yerlerde denk geldiğinizde kaçırmayın derim. Bu insanlar yeni bir kodlamayla geliyorlar karşımıza. Hani Ulaş Bey anlatmıştı şeyi. Bu ne derler? Frontal korteks ile amigdala arasında. Hani duygulanımlarınızla ne derler? Bilinçli, kreatif düşünceniz. Nöropazarlamacılar da oradan besleniyor zaten. Şimdi yeni bir şeye gidiyorlar. İnsanlar duygularıyla yaşayabiliyorlar. Sizin rasyonelite dediğiniz şey maksimize etme anlamında değil. Hatta daha yeni iktisatlar kurabiliriz. Hatta şöyle bir örnekle başlıyorlar. 10 lira veriyorum. Aramızda şurada 10 lira var. Allah'tan geldi endowment. Oyunun kuralı şu. Bu ülke yapımı günü.
Bunu paylaştıracaksın ikimize. Kabul edersen paylarımızı alacağız. Ben kabul etmezsem kimse bir şey almayacak. Bu oyunun genel çözümü şöyle sonuçlanıyor. 10 lira size veriyorum, 10 lirayı bölüyorsunuz bana sana diye. Ben kabul edersem okey, kabul etmezsem ikimiz de sıfır alıyoruz. Hikaye bu. Şimdi insanların çoğu karşısındakine duruma göre 5 veya 6 veriyor. Eşit, hatta bir tane de fazladan veriyor, 10 tane demir paradan bir tanesini fazladan veriyor. Niye böyle yaptınız denildiğinde ortada bir cevapsızlık var. Hani kabul etsin diye falan. Standart mikro iktisat şunu söyler. Başlangıçta benim kaç param vardı? Sıfır. Onun? Sıfır. 10 lira havadan geldi. Seçim hakkı kimde? İlk başta bölüştürme hakkı İpek'te. İpek diyor ki üçünden bu adamda sıfır var. Bir bile versem kabul etmeli. Bu arada doğru çözüm bu. Bana bir vermeli sadece. Bir tane ana altın verecek. Ben bir altını kabul edeceğim. Karşılaştırma esası ne? Sıfır. Olmuyor ama bu. Duygusal olan çözüm diyorsunuz. Karşısında sadece duygusallık değil. Olay böyle Filiz Akın filmi canlanmasın aklınızda. Şu anlamda ben buna bir önerirsem gıcıklığına kabul etmez belki de. Ve karşılıkla esas standart optimal çözümden aşırı safan çözümler çıkıyor ortaya bir anda. Ha, 9'a 1 diyen de duydum. Ya yeter benim bir altınım olsun da 9'u alsın diyen de duydum bu arada. Öğrencilerle falan test yaparken. Ben şeyi merak ediyorum. Yani dedik ki aslında 1 lirayı da alması lazım diye. Fakat mesela 5 lirayı da alsaya vererek karşılığında bir incentive vermiş olmuyor muyuz kabul etmesi için? Hani... İşte bu dediğin işte o incentive design ediyorsun. Kafanda design ediyorsun ama standart mikroya dönüyorsun. Standart mikroda başta ne vardı bende? 0. 1 yetiyor mu bana? 1 sıfırdan iyi mi? Yetiyor mu? Yetiyor. Ama yetiyor. 2 daha iyi mi sana? 2 daha iyi mi? Ama duygusal yetiyor. Olarak daha 0'a göre 1 yetiyor ve ben 1'i bile kabul etmeliyim. Sorun burada. Ya ben 1'i kabul etmiyorum ya da sen benim 1'i kabul etmeyeceğimi öngörerek 5'i veriyorsun. Doğru diyorsun yani. Bu daha rasyonel değil mi? Çaktı. Bunu bilmiyoruz. Tümden rasyonel. Kitabı rasyoneli bana 1 vermem. Ben de kabul etmem. Bitti. Ya gerçekten şey çözüm bu. 1 vereceksin. Better off muyum? Daha iyi hale geldim mi? Evet. Şimdi güzel. İnsanlar duygularıyla devam ediyorlar mı? Rasyonelite ilişkin birinci şey bu. Mevla bilim bilincilik dediği var burada. Devam ediyorsun zaten onu iki aşamanız. Karmaşıklaşıyor. Ama sonuçta sizin beyninizin sadece önü değil, ortası da şey yapıyor. Alışveriş yaparken açlık seviyenize göre pek çok farklı tepkiler geliştirdiğini söylüyorlar. Tabii her zaman olduğu gibi uygulamaları önce iktisatta değil de pazarlamada şurada burada oluyor. Nerede para getiriyorsa oraya bir yöneliyor. Neyse devam edelim. Mesela rasyonellik bireysel midir? Şimdi az önce bir şey yaşadılar. O işte sizin Tragedy of Commons'ınız. Bir yerde bir petrol sahası var veya işte şey sahası var. Ders vardı, mesela ders yapmıştık. Herkes %1 arasında bir sayı seçecek, toplu. Ama söylenen sayıların 1/3 gelecek, sizi tahmin etmeye çalışacaksınız. Orada tamamen rasyonelden çıkıyorsunuz, bireysel toplum. Hani herkes, mesela 100'ün 1/3'üne 30, mesela 30 derlerse 10 gelecek. O zaman ben kaç diyeyim, 13 diyeyim, yakın olsun. Herkes bunu yaptığında. Herkes bunu yapacak gibi düşünüyor, o zaman o da gelmiyor. Sıfıra doğru gidiyor. Evet. Yani. Evet. Tragedy of Commons'da nereye gidiyorsunuz? Kim aldı suyu? Bir şişe suyu. Afiyet olsun. Şimdi o suyun bitmesini diye suyu aldı. Herkes suya bir abandı. Şimdi Sebil'de su yok galiba. Birisi fişini çekse hatta hayırlı olur. O şasisi kısa devre yapmasın onu. Ondan sonra. Neyse burada bir hata yok. Petrol kuyuları. İşte birisi deler, birisi daha deler o bölgede. Halen kârlıdır. Üçüncü kişi deler. Bir kuyu daha açılır. Halen kârlıdır. 20'ye çıktığınızda o bölgedeki petrol rezervuarını rezil edersiniz. Tabii böyle bir şey tam olmuyor. Neyse. Örneklerden biri budur. Tragedy of Commons. Herkes bir kaynağı bu şekilde işte yüklendiğinde o faydasız hale gelir der. Hatta güzel tarafı böyle şeylerin çözümü var. Kamu iktisadında işte bu ortak tabii kaynaklar falanla ilgili değerlendirme şemalarının yolları var. Onları dizayn edebiliyorsunuz. Ama halen bireysel ölçüde rasyonel gözüken şeyin toplumsal ölçekte irrasyonel olabileceği gerçeğinden kaçamıyorsunuz. Bir başka örnek. Yıl 2007 olsun, 6 olsun hatta. 2006 senesi, şimdicik. 2006 senesinde bu arada şuradan geldiniz. Bunu Mustafa Hoca da anlattı. Belki Metin Hoca da biraz anlattı. Serdar Hoca çok yeni hikmeti zannedersem. Şimdi 1945'te, 44 ve 45'te Amerikan askerleri evlerine döndüler. Uzun süre savaşmışlardı. Bir Normandiya'da savaşmışlardı. Bir de Pasifik Savaşı'nda savaşmışlardı. Bu arkadaşlar eve döndüklerinde kapıyı çaldılar. Karıları evde yoktu çünkü onlar işe gitmişlerdi. İş gücüne katıldılar sizin dünkü sunum.
katılmaları gerekti. Çünkü bir savaş ekonomisini çevirmek için artık onların iş gücünde olmaları gerekiyordu. Onlar bir statü kazanımına da kavuştular. Tabii olarak bir düzeltmedir bu. Amerikan toplumu da süper çünkü liberal aslında gerici bir toplum sayılmaz o zaman için. O bir takım dizilerde bunu görürsünüz ama en iyi referansı muhtemelen ben içeriğini bilmiyorum ama bu reklamcılıkla ilgili dizide görmüşsünüzdür. Orada esasen vurgular vardır. Mad Men. Ne halsı oldu. Şimdi bu arkadaşlar savaştan döndükleri zaman çocuk sahibi oldular. Bu baby boomerlar hızlı bir şekilde bir ne derler Amerika'da nüfus artışı başladı. Bu boomer arkadaşların emekli olmaları 65 ekleyin 45'e şurada bir yerde ya da 2000 pratikçe 2005 diyelim 2005 senesinden sonra ya da 2000 senesinden sonra bunlar emekli olmaya başlamışlardı. Özellikle bunların emeklilik fonları yapılandırılmış vaziyette bir yerlerde blokeyken artık serbest kaldı. Bu finansal şey midir, kaynaklıdır bir anlamda. Bir sel gibi düşünün. Kapağı kaldırılmış bir baraj gibidir. Peki başka? Dotcom krizi nerelerde oldu? 1990 diyelim buraya. Bu üçüncü küreselleşmenin bir anlamda başıdır. Şurada bir yerde de dotcom mu olmuştu? Dotcom'dan çıkan bir miktar finans yolunu bulamamıştı. Onlar da 2000 pluslara geldi mi? Baby boomerlar. Dotcom. Bu arada dotcom'a para nereden gelmişti? Dotcom krizi nerede? İnternet bubble'ı var mı diye. Herkes internet yatırımı yapmaya başladı 90'ların işte başından. Ona bir bakarsan göreceksin. Sonra dotcom bubble'ı patladı. O bir balondu. Gelmişti. Buraya 1970-80'lerin inşaat furyasından gelmişti ABD'de. Ve 2000'lere geldiğinizde dünya likitle kaynıyordu. Dolayısıyla o likitte Türkiye'ye dair pek çok ülke için kurtarıcı olmuştu. Müthiş bir finansman kaynağıydı. Herkes mutluydu. Dolayısıyla biz 2001 krizinden çok hızlı kurtulduk. Çünkü IMF'nin 5 yıldızlı pek iyi öğrencisi Türkiye'ye deli gibi yurt dışından sermaye aktı. Sorun var mı? Mutluyuz ama değil mi? Yüzler gülüyor. Güzel. Yani bir şey söyleyeyim mi? Ya. Çin'in de o dönem dünyaya açılmaya başlamıştı. Evet, çok önemli faktör oldu. Çin mesela Amerika'daki o Fannie Mae ile Freddie Mac'e deli gibi para gömmüştü. Aynı zamanda Çin dünyadaki o üretim çeşitlenmesi ve üretim yelpazesinin farklı kısımlarındaki farklı sofistikasyondaki ürünleri kendi bünyesinde, kendi işçileriyle üreterek dünyanın aslında atölyesi haline geldi mi? Geldi. O da ilginç bir furyadır. Şimdi yeni tersine dönüyor. Doğru mu? Çin'de o yüzden %11,5'lara varan büyüme oranları gözlemledi mesela. Devasadır bu. Şimdi doğru bir nokta ve önemli bir nokta. Bununla el ele gidiyor. Şimdi 2000 pluslarda Amerika'da yaşıyorsanız yaşadığınız şey şuydu. Ben işte subprime denilen ödeme güçlüğü çekmesi muhtemel düşük değerlikli bir borçluyum. Bana bir ev satıyorsunuz. Bankacı satıyor. Bu arada emlak balonu, o zaman balon olduğunu hemen görmüyorsunuz ama emlak fiyatları şişkinleşerek devam ediyor yolunda. Benim evimin ipotek değeri Amerikan kredileme sisteminde şöyle bir fayda sağlıyor. Evimin ipotek değeri, daha doğrusu evimin mevcut değeri ipotek değerini geçtiği zaman bana yeni bir kredi de verebiliyorsunuz. Çünkü evimin değeri karşılıyor. Doğru mudur? Nitek bana bir de şey satıyor. Sana bir de araba satalım ya John. Ben de tabii diyorum ne olacak? Ben araba alıyorum. Halen ev fiyatları şişmeye devam ediyor. Sana bir de kredi kartı verelim ya diyor. Tamam diyorum. Aylar geçiyor, vaziyet de öyle gidiyor. Sorun var mı bu ülkede? Güzel, likitte bol. Kaldıraç oranları da yüksek. Her şey süper. Kaldıraç oranı sizin olmayan, daha doğrusu sizin olan 1 dolarla sizin olmayan kaç doları yerinden oynatabilirsiniz demek. Basitçe tanımı bu. Güzel bu. Peki, sonra bu mutluluk devam ederken, Türkiye'de de dışarıdan gelen likitte şey devam ederken, birileri aslında Greenspan dahil olmak üzere bunun bir balon olabileceğinden şüpheleniyor. Doğru mu? Doğru biliyoruz bunları sonra hatıratlarında veya başka bir takım kaynaklarda var. Peki balona niçin kimse zamanında müdahale edemiyor? Bu sorulardan biridir. Ve cevabı da pek yoktur. Bir balonun balon olduğunu kabul edip müdahale etmeye çalışırsanız genellikle o sonradan gelecek krizi belki daha küçük şiddetle öne çekmiş olursunuz. Aynen. Ve sonra şunlar konuşulur. Delikodu veya şey değil bu. Hani tevatür değil öyle. Canım olmayacak krizi çıkar gibi değil. Yok yani. Yani bu başımıza gelir. Dolayısıyla ona zamanında müdahale etmek gibi bir şey yoktur. Hani bu şey, sivilcenle oynama evladımla aynı şeydir. Ama sivilce çok büyük burada, dünya çapında. Türkiye'de de mutluyuz bu arada. Yine unutmayın, paralel gidiyor her şey. Çinlilerde her şeyi, olası her kalite şeyinde, aradığında her türlü üretiyorlar. Güzel mi? Tümüyle kendi kendine backuplamış bir sistem şu anda. Peki devam ediyorsunuz. Bir yerde çökecek. Şimdi soracağım soru. Bu soruyu genelde çok embesil bir sorudur bu ama sorarım. Ben bir yatırım bankacısıyım.
Ha bu arada şeyi de unutmayınız. O önemli bir vurgudur. Şurada 1933'te Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Glass-Steagall Act çıkar. Bu Glass-Steagall yasası yatırım bankacılığıyla mevduat bankacılığını birbirinden ayırır. Bu önemlidir. Çünkü 1929 buhranında anlamışlardır ki kontrolsüz bir bankacılık sistemi rezalet bir şeydir. O yüzden bu yasayla müthiş bir korunak sağlar. Fakat lobiciler öyle güzel çalışırlar ki şurada tam 1999'da Bill Clinton başkan iken o lobi kuvvetleri artık üstün gelir. Bu arada sonradan yapılan araştırmalar, IMF araştırmaları şunu gösterir. O lobi faaliyetlerini yürüten firmalar bilançoları en kötü, finansal yönetimleri en rezil firmalardır. Sonradan gözükmüştür bu. Her neyse. Ama Glass-Steagall yasasının o hükümleri yürürlükten kaldırılır. Güzel. O zaman mevduat bankacılığı. Glass-Steagall Act yanılmıyorsam şundan dolayı çıkıyor değil mi? Adam mevduatı topluyor. Evet. Kendi işlerini yatırıyor. Tabii Ponzi oynuyor. O yüzden. Onu engellemek yani için. Çok fazla kâr etmeyen verimli olmayan kesinlikle. Kesinlikle. Mevduatın daha verimli kullanılması. Kesinlikle. Mi? Bir de riskten kurtarmak için. Mevduatın üzerindeki o riski kaldırıyor. Batınca çünkü. Evet. Çünkü yatırım bankacılığı aynı. Yatırım bankacılığı şöyle çalışıyor. Bana yatırım partneri oluyorsunuz. Paranız batarsa baştan kabullendiğiniz için sorun yok. Ama mevduat bankacılığında orada bizim TMSF'de gibi Federal Deposit Insurance işte FDIC sizi koruyor. Şimdi bunu ayırarak emniyeti tümden artırıyor. Ama 99'da bunun ortadan kalkmasıyla riskli bir aleme girmiş oluyorsunuz. O zaman ortalama Amerikan hane halkı için yarattığınız görüntü o zaman için artan tüketim müthiş bir mutluluk. Diğer ülkeler için de müthiş bir finansal işte zenginleşme iken bir anda karşınıza şu çıkıyor. Şimdi en basit soruyu sorayım. Yatırım bankacısı olarak gelip şunu soruyorum. Bak diyorum Emre. Doğru mu tuttum? Doğru. Tamam. Ben sana 6,5 getiri veriyorum yüzde ama aslında bunun içinde risk bayağı fazla. Gel ben sana daha iyi yatırımlarda %4,5 vereyim. Sen paranı ama bende tut. Herkes batarken biz çıkacağız. Dediğimde hiç aklı selim davranır mı? Hani deme. Hani ruh icabı. Şunu diyorsun mu? Yok ya herkes 6,5 verir, 7 veriyor. 4,5 ne Allah'a sen diyerek muhtemelen benim bu teklifimi kabul etmeyeceğiz diye düşünüyorum. Zaten hiçbir bankada böyle bir teklifte bulunmadı. Dolayısıyla aslında kolektif olarak irrasyoneliteyi büyütebiliyorsunuz. Herkes riskin büyüdüğünün farkında mı? Pekala farkında. Bu insanlar aptal değiller. Daha önemli donanım olarak o karmaşık finansal modelleri dizayn edip yürüten insanların çoğu ekonomide falan da değil kimi zaman. Yani istatistiksel fizik veya işte ne derler karmaşıklık kompleksite veya kaos üzerine çalışan matematik donanımı yüksek insanlar. Türkiye'de Glass-Steagall modeli var mı? Türkiye'de ikisini karıştıramıyorsun birbirine. Bizim bankacılık sistemimiz o kadar primitif ki o yüzden sorun yok. Bu 33'teki Glass-Steagall yasası New Deal'ın bir parçası mı? Onu bilmiyorum. New Deal'ın parçası olarak mı değil mi ama şeyden mi? Şunu onu Frederick Mishkin'den okuduğum gibi demiştim. Yani 4000'e yakın bankadan bahsediyor Amerika'da o esnada. Bu filmlerde gördüğünüz hani kasaba bankası metodu yalan değil. Hani kasaba veya işte vilayet bazında, il bazında tam diyelim neyse bankalar var. İşte belli eyalet bazında çalışan bankalar var. Federal bazda çalışan bankalar var. İşte onlarla ilgili o kadar fazla zarar veya ne derler kötü practice örneği yaşanıyor ki bir ay işte temizliyorlar ortalığı. Ama New Deal'la tam tamına beraber geliyor cevabı yok. Neyse devam edelim. Şimdi bunu söylediğimde herhangi bir insana fon satamam veya yatırımlarını onun bankama çekemem. Düşüncem bu ki bu oldu. Yani burada irrasyoneliteyi büyütmek aslında el birliğiyle yaptığımız ki Metin Hoca'nın vurguladığı bir şey dünyanın sonu gelmeyecek veya sürecin sonu gelmeyecek bir algısından belki yine kaynaklanıyor. Yahut da belki çoğu yatırımcı için yine bu hiperbolik iskontolama devreye giriyor. Bunu bilemiyoruz sebebini. Bildiğimiz tek şey şu. 2007 senesinin başında birisi fitilin başını ateşleyiveriyor. O da şu. Londra merkezli market diye bir şirket var. Biliyorsunuz onu. IHS market. Market diyor ki bir saniye yaz. Burada bir hata yapıyorsunuz. Aslında üzerinde oturduğumuz büyük bir barut fıçısı. Bunu böyle demiyor tabii. Biz Türkçe'ye böyle çeviriyoruz. Yaptığınız hata şu diyor. Siz bir kağıt yazıyorsunuz. Bu kağıdın içine bir construction şirketinin, inşaat şirketinin hissesini koyuyorsunuz. Biraz altın koyuyorsunuz. Biraz başka hisseler. Son olarak da bir tane Amerikan T-bill. Amerikan hükümet tahvili koyuyorsunuz. Bu kağıdın adı Eray Fonu. Eray Fonu bu. Ve Eray Fonu rahatlıkla dizayn ediyorsunuz. Çünkü siz biliyorsunuz sevgili hukukçular.
yani bu ne derler, Anglo-Amerikan hukuk sisteminin temel şeylerinden prensipleri koyması, kesin yasakları söylemesi ve gerisine dokunmaması. Dolayısıyla özel hukuk bir belgesi olarak bu aralıklı tasarlanabiliyor. Bunun vergileri, damga pulu vesairesi ödendiği müddetçe tasarlanabilir, kullanılabilir bir fon durumu. Doğru düzgün işletildiği, muhasebesi düzgün tutulduğu müddetçe böyle yürür. Bir Bernard Madoff durumu yoksa bunu görürsünüz. Ve bu kağıdın notu, özür dilerim, bu kağıdın notu budur. Triple A'dı bu kağıt. Bu kimin raporuydu? Hangisi? Bunu söylediğiniz hani. Bu rapor değil. Market'in sadece data yayınlarken söylediği bir şey. Bak ona. Madoff nasıl yazdı hocam? Madoff diye galiba. Şimdi Triple A dediğimiz şey risk kağıt demektir. İçinde sadece %5 oranında bile, 20'de 1 oranında bile Amerikan tahvili olursa bu kağıt Triple A'den satılır. Sorun yoktur burada. Ne zamana kadar? Bir gün birisi bunu söyleyene kadar, fark edene kadar. Daha kötüsü şimdi. Bilançolar vardı ya, içiniz sıkılmalıysa birkaç bilanço çizeyim. Şöyle sembolik, önemli değil. Birkaç tane T var. Ondan sonra tarafların adlarını yazmıyorum. Bu kağıdı ben kendi şirketimi alıp varlık olarak kaydedebilirim. Doğru mudur? Bana varlık olur. Bu varlığa mukabil yükümlülükte yaratır mıyım? Doğrudur, yapabilirim. Benim şirketimin hisse senedini şu şirket varlık olarak tutabilir mi? Bu şirketin hisse senedini bu şirket varlık olarak tutabilir mi? Cılkını çıkartayım mı? Bu şirketin hisse senedini tekrar bu şirket varlık olarak tutabilir mi? Neden olmasın? Bu şirket Amerika'da, bu şirket Almanya'da, bu şirket Avustralya'da olabilir mi? Olan da buydu zaten. Ve daha sonra Sherry Marcos diye birisi vardır. Sherry Marcos, S-H-E-R-I Marcos diye yazılır. Marcos veya Marjose diye yazılır. Sherry Marcos'un IMF'de şef büyük ekonomistlerden biri. Yaptığı bir araştırmada şu görünüyor ki sonra bu zincirleme holding, zincirleme varlık ne derler bir anlamda tutma davranışı 27 tane büyük finansal kuruluşu dünyada sistemik açıdan önemli kuruluş haline getiriyor. Bunlardan herhangi birinin zarara uğraması veya çökmesi bir zincirleme reaksiyon doğurabiliyor. Bunu sonra anlıyoruz ama işin kötü yanı o. Zamanında anlamıyoruz. Bu kısmı uzatmayayım. Bu kriz oluştuğunda, bu sorun patladığında toksik dememizin nedeni buydu. Kimi zaman bu hani ne derler, bölgesel toksisite vakalarında şeyi bilmezsiniz, yayılımın ölçüsünü. Zaten krizin algılanışını veya ilk reaksiyonları zorlaştıran da buydu. Nerede ne kadar zehir olduğunu bilmiyordunuz. Ve temizlenmeye başladı bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerikan hazinesiyle Fed, Avrupa'da da Avrupa Merkez Bankası o temizlik operasyonuna başladı. Ve temizliğin boyutu ilk sene bile 2008'de bile devasaydı. 2008'in Eylül ayı başında Fed bilançosu 700 ise ya da 800. 2008 senesinin 31 Aralık günü o senenin son iş takvim gününde 3 katına katlanmıştı Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu. Bu ciddi bir rakam. Ciddi bir kurtarma rakamı. Ve Fed her zaman o zaman şeyle hareket etti. 1929'da işte büyük buhran olduğu zaman Great Depression'da çok fazla elini oynatmadı, düzgün bir şey yapmadığı için yıllar yılı kritik altında kalmıştı. İşte ona karşı kefaretini ödemiş oldu. Ama o kadar derin bir vakayla karşı karşıyaydık ki temizliğin ne kadar süreceğini, nelere yol açacağını bilmiyorum vesaire vesaire. Benim noktam daha önemli. Şimdi onu IMF'nin doğrudan doğruya çalışmalarına bakın. Bu arada kategorik olarak ben IMF yanlısı veya karşıtı değilim. Şunu savunanlardan, eğer siz kendinizi yönetemiyorsanız, istişare mekanizmalarınız zayıfsa, demokrasiniz eğer iyi bir şeye, omurgaya sahip değilse, o zaman birileriyle masaya oturuyorsunuz. Hani gelip bizi yönetsinler, bize şeyiz, boynumuza yular geçirsinler falan diyenler gibi değil. O ağır laflar, öyle şeyler değil. İstişare mekanizmalarınız çalışmıyorsa ama birileri sizi masaya oturtuyor. Ve size bir şeyleri öğretiyor. Acı bir şey bu. Ama böyle. Böyle işliyor. Aklınız çalışıyorsa, eğer çalışanlarınızı, işte bürokratlarınızı ve siyasetçilerinizi düzgün bir şemanın içine çalıştırıyorsanız da IMF ile işiniz olmuyor. Bunun aksi yönde bir örnek yok daha. Yani dolayısıyla şey, hani bize niye bunu yapıyorlar? Biz niye böyleyiz? Sürekli bir kurban psikozu. Nasıl kıydınız bize falan gibi arabesklere gerekir. O bildiğiniz şey. Yani akşam Ferdi Tayfur eşliğinde yani, yapılabilecek bir şey ama burada değil yani burası için müthiş bir kapitalizm savunusu değil demeye çalıştığım şey. Başlangıçta kabul ettiğiniz konvansiyon neyse onun içinde o hareketlerle oynamak durumundasınız. Yani filler çapraz gidiyor, atlar L gidiyor, kaleler düz gidiyor yukarı veya aşağı. Tersi olmuyor. Piyonlar ters gitmiyor falan.
hani pasenkore bir şekilde yapılabiliyor, her zaman yapılmıyor gibi. Bunlar mühim. Hani siz kafanızdan satranç kuralı nasıl yazamıyorsanız burada da yazamıyorsunuz. Biz bu bahsettiğim, suçlanmayın dediğim gibi. Şimdi 2009'da 10'da IMF kaynaklı veya batıdaki bazı başlıca think tanklerden Allah Allah acaba kapitalizmde bir hata mı var, mimari çalışmalar çıktı. Dönüp bakarsanız göreceksiniz. Tek tek referans veremem ama çok eğlendirecek sizi. Ya da IMF'nin işte ne derler, direktörünün kapitalizmin tabiatına dair demeçler verdiğini göreceksiniz. Hatta bir dönem neredeyse cadı avına çıkar gibi yatırım bankacılarını milletin yakalayıp çarmıha çakmaya çalıştığını falan göreceksiniz. O zamanki haberlere bakın, bunu göreceksiniz. Fotoğrafların yayınlandığı, işte Lehman Brothers'ların kapısındaki, işte Ferrari'lerin park yerindeki fotoğraflandığını, herkesin neredeyse lanet okuduğunu falan. Fakat 2010.5-2011 olurken seni bir anda bu tartışmalar kapanıverecek. Onu da yakalayacaksınız. Yani bir anda sanki IMF'yi 2 seneliğine Metin Hoca yönetmiş de sonra 2 sene sonra ya ben Türkiye'ye gidiyorum gibi işi bana devretmiş gibi hayal edin. Hocam, komple lafı geri geçti. Şimdi bir de ben sorayım. Bu Strauss-Kahn'ın sadece skandalını buna bağlayanlar falan var. Ben yok, gitmiyorum o kadar ya. Yani amca yapmış yani. Yapmış. Gelen bir şey yok. Maalesef. Hani ona kalsa şimdi Lagarde'da şeyi konuşuldu, sonra bir takım Maliye Bakanı iken yolsuzluklar falan yaptı ama böyle gidersek çözemeyiz. Hocam şu işte mortgage borçlarının satılması tarzı bir olay vardı bu krizde. O nereye bağlanıyor? Bu hani fonlara mı satılıyordu? Onları, onu temizliyorsun, elindeki şeyi alıyorsun, aha, ona mukabil devlet kağıdı veya dolar veriyorsun. Ha, tamamdır. İş bu. Dolayısıyla bir anlamda para basıyorsun gibi. Ama enflasyon olmuyor, korkmaya gerek yok. O kadar dibi tarayarak geçiyorsun ki, aha, enflasyon yaratmayacak bir haldesin. Ve onun bir adı var, siz biliyorsunuz iktisat teorisinden. İlk etapta da likidite tuzağı falan da diyorsunuz. Ve faizler sıfır, zero lower bound dediğiniz seviyeye iniyor. Faiz kullanılabilir bir araç olmaktan çıkıyor. Oraya madem bir parantez açalım, faiz kullanılabilir araç olmayınca paranın miktarıyla politika yapmaya çalışıyorsunuz. Doğru mu Enes Bey? Böyle. Peki, sonra insanlar çıkıyorlar, benim yaşımdan biraz daha genç olan iktisatçılar, ben biraz daha şey sayılır, kaşarlanmış sayılır bu anlamda. Diyorlar ki, bunlar konvansiyonel olmayan politika araçları. Yani alışılmışın dışında. Sonra ama kim söyledi onu? İngiliz Merkez Bankası'ndan olması. Ya Mervyn King mi söyledi? Kim söyledi? Ya çocuklar, siz buna konvansiyon dışı diyorsunuz ama biz 1940'larda bunu konvansiyon olarak kullanıyorduk diyor. Ama yeni dönem iktisatçısı enflasyon hedeflemesinden başka bir şey bilmediği için, pek tarih de okumadığı için. Bunlar çok alışılmadık şeyler. Yok ya, bildiğin olsun. 70 sene öncesinde alışıldı işte. Çok sıradan şeyler esasında. Sen bilmiyorsun sadece demeye getiriyor. Çok nazik yazdı ama. Hani yeni çocuklar da bir şey bilmiyor, mirip der gibi tatlı tatlı anlatmıştı. Şimdi neyse, şeye geldik, olayı çözdük. İrrasyonalite o şekilde build etti. Kriz patladı, sonra iktisadın tabiatına dair bir tartışma geldi. Ve sonra tekrar her yer sükkan oldu. İktisadın tabiatına, daha doğrusu iktisadiyat dediğimiz, hani hem iktisadın teorisi, hem uygulama biçimleri, hem genel olarak iktisadi ilişkiler bütünümüz. Ona iktisadiyat hani deniyor. Orada bir benim bir partnerimin, bir çalışma arkadaşımın bir blogu vardı, iktisadiyat.com diye. Bir o yaygın olarak kullanır. Lisansını da aldı, hatta şeyini, marka değil, marka resmini. Bir de İshaya Öşür Hoca vardı Gazi Üniversitesi'nde. Emekli oldum bilmiyorum. İshaya Hoca kullanır. İktisadiyatımız der. Sadece iktisadımız demez. Her şeyi kasteder onunla. O bütünü. Metin Hoca'nın yaklaşımı da iktisadiyatımızı kasteder şekildedir. Yani sadece teorisini değil, sadece uygulama biçimlerini değil, birbirimizle iletişim, ilişki biçimlerimizde de neyi benimsediğimize dair olan hikaye odur. Peki, İktisadiyatımızda bir değişiklik olmaması nasıl gündeme gelmiştik? Ben cevabını bilmiyorum öyle. Herkes antikapitalistken yani. Neredeyse IMF çalışanları, sol yumrukları onu sokağa fırlayacakken falan bir baktık. Aa, o tartışma unutuldu gitti. Acaba neden? O ilk derin etkiler geçtiği için mi? Bilmiyorum. Yeni bir iktisat olacak mı? Bilmiyorum. Eğitim sistemimiz yeniden ve düzgün tasarlanabilecek mi burada ve dünyada? Bilmiyorum. Trump'ın ticaret savaşlarının hakikaten arkada düzgün bir rasyoneli olabilir mi? Bilmiyorum. Etkileri ne kadar sürecek? Onu hiç bilmiyorum. Bilmiyorumlar artıyor aslında burada. Belki de şundan kaynaklanıyor. Bu paradigmaların değişmesi veya iktisadi hayatımızın değişim biçimleri belki aslında küçük bir daha büyük musibetler istiyor olabilir. Şimdi konuyu dağıtayım. Battlestar Galactica diye bir dizi vardı. İzlediniz mi? Battlestar Galactica. Spoiler verebilirim. Vereceğim mecburen.
gezegen çatlıyor ortasından. Bir Cylonlar var, robotlar. Bir de insanlar var. Cylonlar robotlara bir gün, pardon, Cylonlar insanlara bir gün bir strike yapıyorlar. Gezegeni ele geçiyorlar. İnsanlar da kurtarabildikleri son gemilerle, uzay gemileriyle bir 20 küsür gemiyle uzaya açılıyorlar. Böyle başlıyor. Tavsiye etme sebebim şu. Çoğu insan bunu şey diye izledi. Yani bir Starbuck diye bir hatun vardı. Çok güzeldi. Onun için izlediler. Yani bir de Cylon kız vardı bir tane. O da çok güzel. Onun için. Gerçekten onun için izleyenler oldu biliyorum. İkincisi tabii güzel bir uzayda geçen bir hikaye. O tip bilim kurgu hikayelerini insanlar sever. Komiktir. Ben iki bölüm falan öyle gittim ama Starbuck da güzelmiş falan filan derken sonra yani daha mı? Starbuck da güzelmiş falan derken oradan devam ettik. Fakat dizi sonunda şey çıktı aslında sosyolojik veya işte political science, siyaset bilimi tartışmalarına açık bir dizi haline geldi. Spoiler'ım burada. Her bölümünde veya her iki bölümünde enteresan bir şekilde demokrasinin problemleri, paylaşım problemleri veya insanlar arası ilişkilerin niteliklerini sorgulayan bir şey ortaya çıktı. Ve bir baktık aslında kurguyu yapan arkadaş çok güzel bir düşünüş biçimine sahipmiş. Eski çevrimi bu kadar teferruat bir siyaset bilimi yorumuna sahip değilken o 2 veya 3 sezonluk dizi muhteşem bir görsel şölen oluyor ve her bölümü düşündürüyor. Şey söyletiyor size, bunu izlemeli ya dedirten bir dizi haline geliyor. Ve onu da ben aslında tabii bilimsel değil ama sanatsal bir soyutlama olarak gördüm. İnsan problemlerini dünyadan kopardığınızda, sınırlı bir hacmin içine tıkıştırdığınızda insanları onlar yeni bir dünyayı ümit içinde ararken karşılaştıkları iktisadi, sosyal, bilişsel, cinsel veya her neyse her türlü problem bir anda paketlenmiş şekilde karşımıza çıkıyordu. Ve o dizide gördüğüm şey, en azından eşimle tartışırdık biz, bir de Battlestar Galactica hani ne derler, izleyici yorumları session'ımız vardı. Gerçekten her bölümde insan aklını zorlayan tartışmalar geliyordu. Ve bazen insanın ahlaka, moral değerleri sırt vermesi, oradan yürümesi gerekir gibi düşündürtüyordu. Bazen de kurallar olmazsa olmaz gibi. Belki bir fine line, yani güzel bir harman gerekiyor benim düşünceme göre. Sadece ahlaka güvenemiyorsunuz. Hani bu Will Smith'in oynadığı 9 Pounds mıydı, 7 Pounds mıydı? Ya 9'ın ya 7'ı bilmiyorum. Orada basketbol koçu için ya da basketbol koçu vardı bir tane. O da bir spoiler olsun izlemeyenlere. O şey diyordu, ahlakın tanımı veya iyiliğin tanımı şu. Sizi kimse izlemiyorken bile düzgün davranıyor musunuz? Bu ahlak. Bak, temel moral budur. Seni kimse izlemiyorken bile kedinin kuyruğunu çekmiyorsan bu iyi davranıştır. Ama bir kimsenin izlemediğinin garantisi veya insanların moral değerlerini 6 milyar 300 milyon tane adamın tek tek moral değerlerine güvenmek aşırıya kaçan bir iyimserlik istiyor. O zaman kurallar tasarlamak gerekiyor. Kurallar tasarlamak, top size geri geliyor. Güzel. O zaman seçip gönderdiğiniz adamları düzgün seçmeniz gerekiyor. Seçip size gönderdiğiniz adamları düzgün seçemediğinizi söylüyorsunuz. Çünkü onlar belli ön tanımlı güçlere sahip. Önünüze konan menüden seçmeniz gerekiyor. Haklısınız. Ama toplumların değişimi bir şekilde o vizyonun, zihniyetin değişimini içeriyor olmalı. Ve lumpenlik veya kötü yönetim Türkiye'ye has bir şey değil. İçinizi rahatlatmak için söyleyeyim. Fransa'nın Sarkozy'si veya hani Amerika'nın büyük başkanı çok farklı bir yere oturmuyor. Veya Macaristan'daki siyasi patron da çok farklı bir yere oturmuyor. Yani aslında her yüzyılın ilk 25 senesi lumpenlerin elinde harcanır gibi bir hipotez kuracağım neredeyse. Onu yaşıyoruz sanırım. Üçüncü defa üst üste. Yani 1800'lerin başında biraz daha kaliteliydi ama yani Waterloo Savaşı'ndan sonraki 25 seneyi düşünün. Bir garip bir dönem. 20. yüzyılın ilk 25 senesi rezalet 25 sene, ikinci 25'te batırıyor. Doğru mu? Doğru. 21. yüzyılın ilk 25 senesi bayağısı geçti. 18 senesini harcadık. O da sanki çok matah gitmiyor gibi. Ben burada durayım. Yani ümitli misin falan, benim ümitli olup olmamam çok önemli bir şey değil. Cevabı da öyleydi. Ama Metin Hoca kadar şey diyeyim, nasıl derler? O değişimi yaşayabileceğim, onun gibi yani, öyle diyeyim yani. Bu olmalı ama ne zaman olacağını bilmiyorum. Serdar Hoca kadar da şeyde ilkel değilim. Hani o fütüristik boyutundan, o kestirimlerin bize mutluluk getireceğinden emin olamıyorum. Ama Mustafa Hoca çok güzel bir kronolojik çizgi çekti. Bilinmezleri biraz daha hani dengeli bir sunumda sundu. Ne o kadar kötümser, ne bu kadar iyimser. Herhalde onun kronolojik yaklaşımını benimseyebilir biliyorum. Şimdi sabahtan beri olanı özetlemeye çalışırsam başlangıç dünyayı kavramın biçimleridir.
O güzel bir tartışma kendi içinde. İkincisi, bu modellere nereden gidiyoruz? Üçüncüsü, tekrarlanabilirlik. İşte o tek biçimlik hikayesiydi. Onun eleştirisiyle beraber. Sonra temel modellere bir bakış attık. Onun bir soyutlama ve düzenli hale getirme aracı olduğunu söyledik. Lazım herkese. Kafanızda var Sayın Hukukçu, bir modeliniz var. Emin olabilirsiniz. Rakamsal değil. Ama nereden, ne zaman, ne tepki alacağınızı hesap edebildiğiniz bir olasılık modeliniz olduğunu fark edeceksiniz. Meslek hayatınızın 5. senesinde. Bu davaya buradan dalarsam iyi para kaldırırım, artık kazanırım. Bu davaya şuradan dalarsam davayı kazanamam ama yine de müşteriden parayı kaldırırım diyeceğiniz bir gün gelecek. O modeliniz. Yazıya dökmeniz gerekmiyor. Bir model var. Öğleden sonraya geçtiğimizde de son işte 3 saattir. Bak biraz beyniniz ütülediği mevzuları anlatmaya çalıştım. Şimdi böyle felsefi düşünüyorsan niye modelde falan gidiyorsun? Şimdi model benim hayatım oldu. Muhtemelen mühendisim kendim olmaktan biraz. Çok memnun musun? Hayır, modellerle her şeyi açıklayamadığımın farkındayım. Peki ne yapıyorsun? Açıklayamadığım noktada benim de sığınacağım bir modeller var. Ben de felsefeye sığınmak durumunda kalıyorum. Ki bu iyi bir egzersiz. Veya hiçbir şey açıklayamadığımda en azından güzel bir sanatsal parça yani izleyerek veya dinleyerek rahatlamaya çalışıyorum. Hemen her insanın yaptığı gibi. Zaten ahlak bu değil. Diğer disiplinler davranmak. Yani ben şunu gördüm yani bilmiyorum. Ekonomi okumadım. Ama herhalde sizin bilimde de bazı felsefeciler tamamen sayısal ekonomiden şey yapıyorlar. Bazı sayısal yani matematiksel ekonomistler de felsefecilerin şey yapıyorlar. Ama yani bunu halbuki içinde interdisipliner yapmışlar. Olmalı. Güzel söylüyorsun. O disiplinler arası etkileşimi sağlamanın yolu da şimdi eğitim şart diyeceğim, gözümü çıkartacaksın benim kızım. Ama interdisipliner veya daha yaygın ne derler, daha disiplinler arası paylaşımın daha artırıldığı eğitim şemaları şart. Yani mühendislerin iktisat felsefesi veya genel felsefe, iktisatçıların biraz mühendislik, biraz sanat ve daha çok felsefe okuduğu belki bir dünyaya ihtiyaç var. Burası aşikar. Ama hani o konuda ne desem spekülasyondan öteye geçmez. Halil daha güzel söyledi orasını. Sorunuz varsa şey yapabilirim. Veya ortaya açık bir tartışma yapalım derseniz şey yapabilirseniz. Hocam ben bu sizin krizin yönetiminde biraz bulunduğunuz ya para basarak kriz ticaretine yöntemini en azından daha acil bir çözüm olduğu için. Aha. Ben aslında bu sağlam para işte o sound money dediğimiz olaya bayağı önem veriyorum çünkü bir yerde aslında bu krizlerin hepsindeki bu bailout mekanizmaları bilmem neler falan o paranın sağlamlığını ortadan kaldırıyor. Aslında paranın yani neredeyse değeri yok gibi bir şey. Yani her an her şey olabilir. Doğru. Paraya ilişkin. Evet. Bu inanış yaygınlaştıkça bir değer ölçüm aracı olarak kriz dönemlerinde en azından hani artık o sormadan kaçınıyorsun. Doğru söylüyorsun. İşte orada yani bir de şöyle bir durum oluyor. Aslında yani yine en büyük maliyet işte bizim gibi insanlara işte doğru. Orta üst, orta doğru. Ve orta alt kesimdeki yani çok doğru. Toplumun en üst tabakasının zaten harcanabilir gelirinin çok küçük bir kısmını işte doğru. Bu tarz bailout mekanizmaları için kullanıyoruz. Toplumun en alt kesiminden zaten alacak doğru. Bir şey yok. Sürekli orta kesime eriten bir mekanizmaya dönüşüyor bu sefer. Kesinlikle bailout. Doğru söylüyorsun. Ya o şey zaten. Daha çok soldan bakan hani iktisatçıların söylediği hani özel bir krizin faturasını sosyalleştirmek, toplumsallaştırmak dediğimiz şey yok. Yani çok tersine bir gelir transferi. Temel itiraz noktalarından da biri. Ya da bailoutlarda işte kamu kaynaklarıyla sen özel yönetim hatalarının bedelini toplumun geniş kesimlerine ödetiyor olman. Evet bu bir hata zaten o yüzden tartışmaların bir kısmı bu krizden sonra çıkmıştı. IMF eksenli bile olmak üzere. Doğru söylüyorsun. Ve bunun için bir çözüm önerisi eğer şey yapıyorsan. Şimdi tarihi geriye sarıyorum. Şimdi toprak ağaları var, feodaller. Sonra işte biraz serbest şehirlerde, biraz da hani kontrolün çok yüksek olmadığı noktalarda burjuvazi kendi kendini yeşertiyor değil mi? Ve bağdan sonraki dönemde hızla. Şimdi bu kent soylularının artık kendi kendini ortaya koyması, onların yönetimi ele aldıkları bir durumu hayal edelim. Toprak sahiplerinin hepsinin herhalde kellesi kesilmiyor. Bunların bir kısmı hızla yeni dönemdeki güç veya elitin içine dönüşmeye, o olmaya başlayıveriyor diyelim mesela. Sonra belki atıyorum sosyalist işte devrim tecrübesi yaşayan ülkelerde de olabilir bu. Eskinin elitleri bir anda eriyip gitmiyorlar. Onlar yeni dönemde de
belki elit olabiliyor. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Bu dönemde hani herhangi bir elitten bahsettiğinde 1000 sene veya 2000 sene önceki herhangi bir elitten bahsettiğinden farklı bir şey ortaya koymamış oluyorsun. Senin suçun değil bu. Ama elit gücüyle beraber geliyor ve yasama üzerinde ve eksekutif, yönetsel, idari güç üzerinde gücüyle beraber geliyor. Elitin tanımı zaten o. Böyle bir ortamda zaten şeyi beklemiyorum ben. O konuda teslim olmuş vaziyetlerini diyebilirim. Felsefi bir teslimiyet. Yani o bedenin, o kişiye ödetildiği, hani kaybın hani kaynağını ödetildiği bir yapı olamıyor. Ama tartışıldı. İki sene de olsa tartışıldı bu. CEO'lar vesaire üzerinden. Peki ya çözüm önerisi olarak acaba bu sıfır rezervli bankacılık, işte paraya yeni bir standart getirme işleri vesaire, bunları nasıl bakıyorsunuz, bu olaylara nasıl bakıyorsunuz? Ya bir öngörülebilir gelecekte acaba böyle bir şey mümkün olabilir? Ben pek zannetmiyorum. Umudumu kaybetmeme sebep olan da açıkçası yani 2-2,5 sene süren bir tartışmadan sonra insanların kendilerini rutine adapte etmeleri yani oldu. Krediler çekiliyor yine. Aynen. Yani şu anda Türkiye'de hani el yordamıyla yaratmaya çalıştığımız diyelim krizin yapısı da Amerikan krizinin küçük maket ölçekte, Türkiye maket ölçek sayılır orayla kıyaslayınca. Bir sanki şeysi gibi, reprodüksiyon gibi duruyor. O yüzden hani öğrenme veya toplumların hani evrimleşmesi anlamında ben nasihatten çok musibete inananlardan. Daha derin, daha vurgulu bir şeyden sonra tırnak içinde düzgün davranırız gibi. Göz. Kamerayı düzelttin mi? Beni genel olarak rahatsız eden bir şey paylaşmak istiyorum ama bu hemen düşüncenin de çok paylaşıldığını düşünmüyorum burada. İnterdisiplinerlik çok övülüyor, yüceltiliyor. Fikir olarak çok güzel şeyler vaat ediyor ama interdisiplinerlik adı altında yapılan şeyi ben çoğu zaman kendi yaklaşımını ve metodunu ortodoks bir şekilde başka bir alanın kavram havuzuna empoze etmek olduğunu düşünüyorum. Ve hani belli açılardan hakime değil ama bugün şöyle bir izlenim dediniz de, mesela sizin felsefik arka planlı alıntılayışınız ve sunuşunuz çok hani Anglo-Sakson bir yaklaşıktı. Kıta felsefesinde çok şey yoktu. Metin Hoca çok daha değindi o taraflara ve hani bunun bir kısmı zaten sentez arayışında ortaya çıkıyor. Çünkü hani kıta felsefesinden böyle bir harmanlama ön kabul olarak bu alanlar çok farklı olduğu için mümkün olmayacak zaten ve hani fikir olarak bana interdisiplinerin verimli bir şey sunabilmesinin tek yolu bu ama olmuyor. Bu böyle hani süre gelmiyor gibi geliyor. Gelmiyor gibi geleceğim. O bende de şöyle yansıyor. Şimdi bu bilim felsefesinin içinde şöyle bir hikaye var. Mesela neoklasik bir iktisatçı markup oranı diye bir şeyden bahsediyor. Bu marjinal maliyetin üzerine koyduğunuz kar oranı değil bu. Dikkat edin, tam kar oranı değil. Markup oranı. Marjinal maliyetin üzerine bir şey koyuyorsunuz, fiyat oluşuyor. Şimdi markup oranı, Marksist bir iktisatçı da diyor ki bir sömürü var. Sömürü oranı da şudur diyor. Bir sömürü oranı hesaplıyor. Komiktir, markup oranıyla sömürü oranı aynı şey değiller. Aynı şey olamıyorlardı. Benzer biçimde ölçülüyor gibi olsalardı aynı şey üzerinden, aynı şeyler üzerinden ölçülemiyorlar. Her bilimsel perspektif veya o paradigma kendi ölçüm zeminini de getiriyor. Ben de ona benzetiyorum. Şöyle cevap olarak söylemiyorum yani. Hani o kıta Anglo-Sakson felsefeyle kıta felsefesinin hani harmanlanamamasındaki sorun benzer şekilde böyle de yaşanıyor. Neoklasik iktisatçıyla Marksist iktisatçıyı aynı masada aynı rakam setinin üzerinde konuşturmanız mümkün olmuyor da kendini gösteriyor. Doğru. O sentez zaten çok olabilecek gibi değil zannedersem. Ama şey, neoklasik iktisadın diğer iktisatlarla konuşamamasının, diğer felsefelerle ya da konuşamamasının çözümü zannediyorum. Onu yerinden oynatıp, onun yerine geçecek yeni iktisatlar olacak şimdi. Bir tek o çözüm. Sentezlenerek değil, eriyip biraz unutularak belki. Ama matematiksel güzelliği ve kolaylığı itibariyle kitaplardan uzun süre düşmeyecek diye zannediyorum. Hocam şey soracaktım ben size. Ayaferes'in belli başlı normları ve kuralları yok mu? Nasıl böyle bir kağıdı olduğundan daha fazla yüksek değerle gösteriyor? Ayaferes yapmıyor bunu. Bunu notlamacılar yapıyor. Kredi ratingciler. Ama bunu
bilançoda şey yapamazsınız, aldığınız değeri daha üstüne gösteremezsiniz diye. Değer değil ki sorun. Bilançoda risk rating. Değerle alakalı bir şey. Bu şirket bir fonu satın alıyor. Bu fonu satın aldığı... Bir fon dizayn ediyorum ben. Fonumun içine sadece US T-bill katıyorum. US T-bill included olmam. Onu katmış olmam bir şeyin içine fonumu. Herhangi bir şey gerektirmiyor. Ben onu gayet güzel. İçinde Amerikan T-bill olması onun risksiz algılanması için uzunca bir süre için yetti. Ben öyle demiyorum. Yani onun değeriyle ilgili, değeri hakkında konuşuyorum. Bu değeri bunların yükseliyor bildiğiniz gibi. Çünkü tamam. Krediler verildikçe bu fonun değeri yükseliyor. Tamam. Ancak benim öğrendiğim kadarıyla muhasebe dersinde bu sürüde. Siz aldığınız taşınabilir yani şey mekul olan kıymetleri aldığınız değerden daha fazlasını gösteremiyorsunuz. Servis piyasada değer kazanmış olsa bile. Alacağım bilmiyorum o kadar ama olmuş olanı tarif ediyorum. Yani çapraz bulaşma böyle gerçekleşti. IFRS ile ilgili bilgim yok ama çapraz bulaşma tümüyle böyle gerçekleşti. Ki bunu da bize şöyle söylediler, diğer türlü ekonomide balonlar oluşuyor o yüzden böyle bir değil mi? Artmasına gerek yok zaten. Burada kalması kafi. Bu kolaps ettiği anda herkesin bilançosunun varlık tarafında bir anda devam oluyor. Zaten artışa ben refer ettim, bunun artması gerekmiyor. Bunun risksiz algılanıp zincirleme tutuluyor olması kafi. Ama bunun değeri düştüğü anda zannediyorum varlık tarafı evet, daralıyor değil mi? Hı-hı. Tamam. Olay yok. El değiştirirken fiyat artıyor olabilir ama. Hı? Yani birinci bankadan ikinci bankaya geçerken birden birinci bilançodan ikinci bilançoya geçerken bir karla satılıyor. O da esasında aynı şeyin fiyatını yükseltiyor. Sonra tekrar geri döndüğü zaman esasında aynı şeyi yani kendi sattığın cantı tekrar daha pahalıya satın almış oluyorsun. Evet, evet. Yani değerlenmesiyle hiç alakalı. Piyasadaki yani piyasa... Historical cost gibi bir şeyden mi bahsetti? Efendim? Historical cost gibi bir şeyden mi bahsetti? Yok. 10 liralık hisse senedi aldın, evet. Hisse senedi 15 liraya çıktı. Senin bilançoda onu 15 liraya gösterme hakkın yok, 10 liraya gösterme hakkın yani diyorsun diyor. Öyle mi hani? Yani şey aldığın şeyden daha fazlasına gösteremiyorsun. Ama yani burada şey, el değiştirirken fiyat değiştirme yani, ihtimali yüksek o. Sadece kendi kadar hatalı bir şey gidiyorsun. Tabii çözüldü mü o zaman sonra? Evet. Tamam. Yani kolaps etmesi kafi. İlk kağıt içindeki şeyden riski aldığının değer kaybına uğradığında bunu tutanlar veya bu dolaylı olarak ben başa doğru dolaştırmak kadarken zincirleme o şey yaşanıyor. İşte orada da 27 kurum, onu çevreleyen 120 kurum daha ve ötekiler gibi bir zincir oluşuyor. Bu ilginç bir bulaşma mekanizmasıydı. Türkiye'de şu anda olanda nasıl bir şey var onu bilmiyoruz. Ama bizim yaşadığımız böyle bir toksiklikten ziyade özel kesimin yurt dışı döviz yükümlülüklerinden kaynaklanıyor. O bir. Bir de kendi arasındaki görünen veya görünmeyen belli sözleşmelerden muhtemelen kaynaklanıyor. O iki. Bizim de onu görmemiz böyle vakit alacak. Başka var mıdır bir şey? Hocam, Keynes'in önerdiği bir bankor sistemi mesela Avustralya'nın ticarette yaşadığımız ya da işte önerdiği enstitüler ticaretteki sorunlarını çözebilir mi? Bankor dediğin o Keynes'in önerdiği ortak para birimi. Evet, yani o zaman kabul görmedi. Bankor'un en yakın kardeşi olarak ilk dünyaya gelen şey oldu. IMF'nin Special Drawing Right'ı oldu. Özel işte çekim hakları. O IMF'nin resmi para birimi sayılır. Üye ülkelerin para birimlerinin bir kombinasyonu. Öyle bir uygulamaya geçti ama sadece bu IMF ülke ilişkilerini hesaba geçirmek, muhasebeleştirmek için kullanılıyor. Ama değeri gün be gün yayınlanıyor. IMF'nin sitesinde var. Bir de öyle bir hani ortak kur veya hani milletler üstü para birimi işte Euro'yla gündeme geldi. Şimdi Keynes'deki Bankor'a herhalde şu gün en yakın şey aday, parlak bir aday ama vakit alacak şey gibi görünüyor. Bu kriptografi üzerine kurulu paralar gibi görünüyor. Onlar ne zaman dünya gündemine gelir, genel kabul görür mü? Onu zannediyorum çok bilemeyeceğiz. Merkezi, hani özellikle merkezi arzı olmayan özel bireylerin veya kurumların, yani özel ne de kişilerin, değil mi? Özel kişi. Tüzel kişi. Yok ben özellerden bahsediyorum. Özel kişilerin tüzel birey şey yapabildiği, arz edebildiği versiyonunu ele aldığında o ne zaman şey yapar, yaygınlaşır, nasıl kabul görür, gerçekten o kadar computational hesaplama gücü var mıdır ve o orada bir piyasa gücü oluşacak mı yahut da ondan emin olamıyorum. Piyasa gücünden kastım bu arada şeyle aynı. Üç şirketin piyasayı domine etmesi veya belli bir tüketici grubunun veya üretici grubunun baskın hale gelmesiyle aynı. Hani orada eğer biz onu dağınık işte özel kişiler
sattığına yayılmış dünya çapında bir şey zannederken eğer orada bir alt örgütlenme veya işte konsantrasyon, o yoğun piyasa yoğunlaşması oluşabilecekse yine sağlıklı olmayacaktır bu gibi. Sadece spekülasyon ama. Ama teknolojisini seviyorum. Yani Ledger hikayesi hoşuma gidiyor. Ben hocam yarın akşam onunla ilgili, yani Bitcoin standartıyla ilgili bir ufak sunum yapmayı planlıyorum. Siz konuyu açtığınız iyi oldu. Aslında son birkaç senedir çalışılan bir şey o. Bitcoin standartı, standart olarak kullanılabilir mi falan. Yani sayısının sınırlı olması vesaire gibi etkenler var. İşte arz, yani arz artışı çok belli yani. Ne zaman ne kadar para piyasaya girecek falan. Çok böyle öngörülebilir evet, bir şey. Evet. Ama Euro ile yani bu ortak para birimi gibi değil en nihayetinde bu standart şey. Euro'nun aslında siz katılır mısınız bilmiyorum, şöyle bir sıkıntısı var gibi. Bankor'da da bence öyle bir sıkıntı vardı. Ülkelerin para birimleri aynı fakat mali politikaları ayrı. Yani para birimleri aynı para birimiyle farklı mali politika uygulamaya çalışıyor. Nasıl borçlanacak işte. O yüzden Almanya'nın zıplayıp hoplamasının nedeni o biraz. Yani işte benim sayemde ucuza borçlanıyorsunuz, ucuza borçlandığınız parayı verimsiz bir şekilde kullanıyorsunuz falan filan. Yani Euro yerine keşke Avrupa Birliği standart geliştirseydi de işte herkes yine kendi parasının değerini o standarda göre ayarlayabilseydi. Bence daha sağlıklı olabilirdi. Yani adını koymak veya koymamak gibi oluyor dediğin şey. Çok fark etmiyor. Eğer aynı Maastricht kriterleriyle hani yola çıkıp aynı %60, aynı %3 vesaire hani işte harmonize enflasyon üzerinden yürüyecek değilsen hani adını koyup koymamak çok değişmiyor değil mi? Adını Euro olarak koysan da koymasan da şey gibi yani bu altın standardıyla Bretton Woods farklı mıdır sorusunun hemen hemen ötelenmiş versiyonu. Hani altın standardı yok artık, Bretton Woods var 1945'ten sonra. Ne yapıyor? Önceden herkes altın tutuyordu. 45'ten sonra sadece Amerikan hazinesi bu mesuliyeti aldı. Bir ons altını 35 dolara eşitledi. Her ülke kendi parasını dolara denkledi. Belli katsayılarla. Dolaylı olarak altına denkledi. Amerikan hazinesi de şu görevi aldı. Herhangi bir anda altın ihtiyacınız olursa veririm. Fazlanız olursa satın alırım. Bu benim mesuliyetim. Ne zaman? Ta ki De Gaulle Vietnam Savaşı'nın sonuna doğru. Ya Amerika sizin altınız kaldı mı harbiden? Dediği güne kadar. Sonra da işte Johnson değil mi hükümet? Ondan sonra onlar da ne dediler? Nixon dedi. Çıkıyoruz dediler. Çıktılar. Ondan sonra yani buna benziyor biraz. Yani adını Euro olarak koymasan da standartlaştırma eforunu standart maliye politikası üzerinden yürüteceksen sadece ad koymamış oluyorsun bana sorarsan. Ama şeydeki hikaye farklı senin yaratısın Can. Yani onda şeye ihtiyacın yok. Ama tabii nerede ne kadar iş yürü çıkabilir o bir sorun ama ben spoiler etmeyeyim sizin yarınki şeyi. Ya işte yok ben de zaten sunum yapacağım diye yanlış söyledim. Biraz tartışmak istedim insanlar ne düşünüyor. Yani bu dönem mesela ben şöyle bir yöntem izledim Bitcoin ile ilgili. Üçüncü sınıf öğrencilerine bunu essay şeyi olarak verdim %15'lik. Süper araştırdılar, sundular. Güzel bir şeymiş dedim sonra. Yöntemim oydu. Gerçekten iyi yaptı çocuklar. Başka? Yorulmuşsunuzdur. Umarım memnun kalmışsınızdır. Yani bu öğleden sonra biraz yemek sonrası tabii rehavetiyle geçti. Sizde de bende de. Umarım bir şekilde eğlenmişsinizdir. Yani birinci amaç o. Öğretme gayreti değil bizde. İleride özellikle daha genç olanlar, hani yanlış anlamayın sizlerle iletişim her zaman sürdürülürse. Akademik anlamda bir şeyler isterseniz dediğim gibi başta yazdığım numara zaten kolay. Yazıyorsun geliyor. Bir başka Eray Yücel vardı, uyuşturucu simsarıydı. Onu tutukladılar birkaç kere. Oradan kurtulduk. Twitter'ınız falan var mı hocam? Hocam kısa bir tavsiyeler de alabilir miyiz? Yani? Ya tavsiye verecek kadar yaşım yok ama Mark Twain veriyor tavsiyeyi. Yani hani 20 sene önce diyelim. 20 sene sonra yapmadığınız şeyler için, yaptığınız şeyler için duyduğunuzdan daha fazla pişmanlık duyacaksınız. Diyor. Sonra yelken açın, keşfedin ve işte hani yolunuz açık olsun minvalinde güzel bir sözü var. Hoş bir laftır o. İnsan çok pişman oluyor. Yaptığınız şeyler için çok ayıflanmıyorsunuz ama yapmadıklarınız keşkeniz olmasın hayat. Benim diyebileceğim o. O kadar hayat dersi veriyor. 42 yaşında çocuksuz bir adam olarak çok hayat dersi verecek halim yok değil mi? Teşekkür ederim ben.
zaten gelmiş. Kimse durmayın.